Allah'a inanmanın geni var mı? İnsanoğlunun iman etmesini vücudumdaki bir gen mi sağlıyor? İman geni baskın olanlar daha mı inançlı oluyor? İnsanoğlunda bulunan iman geni Allah'ın bir mucizesi mi? Bilim adamlarının Tanrı'ya inanmanın genini bulduk açıklamalarından sonra başlayan tartışmalara SkyTürk son noktayı koyuyor. Kitapları Türkiye'de ve dünyada 4 milyonu aşkın eve giren düşünür ve yazar Ahmet Hulusi, Allah'a inanmanın geni olup olmadığını canlı yayında açıklayacak. Mehmet Taceddinoğlu'na konuk olan Time dergisinden 6 yıl önce Sistemin Seslenişi kitabında insan vücudunda iman geni vardır diye yazan Ahmet Hulusi, az sonra SkyTürk ana haber bülteninde. Sevgili seyirciler, Allah inancının altından da genler çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan haftalık haber dergisi Time'ın haberine göre inançlı ya da inançsız oluşumuz VMAT2 genine bağlı. Amerikalı ünlü moleküler biyolog Dean Hammer, neden bazı insanlar diğerlerine oranla daha inançlı oluyor sorusunun yanıtını insana fiziksel özelliklerini veren DNA kodlarında aradı. 6 yıl süren bir dizi araştırmanın sonunda da Allah'a inanç genini bulduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kanser Enstitüsü'nde görevli olan Hammer, insandaki 35 bin genden hangisinin inanca etkilediğini bulmaya çalıştı. Yıllar süren araştırmanın ardından monoamin enzimlerinin salgılanmasını kontrol eden 9 gen üzerinde yoğunlaştı. Bilim adamı VMAT2 geninin inanç kavramını yönlendirdiğini açıklayarak bu gene inanç geni adını verdi. Hammer'a göre monoamin enzimleri insanın bilinç, algılama ve hafıza gibi duyularını yönlendiriyor. Ancak bilim adamının inanç geni adını verdiği gen insanoğluna asıl ayırt edici özelliği olan kişisel ve evrensel farkındalık yeteneğini de kazandırıyor. Böylece insanın evren, sonsuzluk, tanrı gibi soyut kavramlar üzerinde düşünmesini sağlıyor. Sevgili seyirciler, Time'a kapak olan Tanrı Geni adlı kitap üzerindeki basım tarihinden de belli olduğu gibi bu yıl piyasaya çıktı. 2004 basımı. Bilim adamlarının Allah'a inanç genini bulduğu Time dergisine kapak oldu ancak 1998 yılında yayınlanan Sistemin Seslenişi adlı kitabında Ahmet Hulusi aynen şu cümleyi kullanıyor. İman veya imansızlık beyindeki bir değerlendirme merkezinin açılıp açılmamasındandır. Hatta diyebilirim ki iman geni vardır kanaatimce. Evet, şu anda telefon hattımızda da düşünür ve yazar Ahmet Hulusi var. İyi günler Sayın Hulusi. İyi günler Sayın Taceddin. Efendim, Time'ın kapağını biraz önce bir haber olarak izledik ama haberde sanıyorum sizin eklemek istediğiniz, doğru bulmadığınız, daha doğrusu oradaki araştırmaları, incelemeleri de yakından izliyorsunuz. Eklemek istedikleriniz vardı. Buyurun efendim, önce onu alın. Efendim, bu konunun tam açıklıkla anlaşıldığı kanaatinde değilim evet. Yapılan yayınlarda. Şimdi Dr. Emmer'ın yaptığı araştırmalar sonucunda VMAT2 isimli itibariyle ki cümlelerimizde de kendi hakikatinde Allah'ı bulma arzularını meydana getirir diyor. Yani zemini hazırlar diyor aslında, doğru mu efendim? Evet. Bu, yani böyle bir kolaylık verir. Eğer bu gen yeterince açılmamışsa o zaman kişi bu konuların derinliğine eğilmez, yüzeysel kalır, dinin şekil yanıyla, kurallarıyla, uygulamalarıyla kalır. Bu spiritüel yanına eğilemez diyor. Yani peki, bütün mistik ve tasavvufik gelişmeleri kişide kolaylaştıran bu gendir diyor. Evet. Araştırmalara dayanarak. Peki sizin kitabınızda bahsettiğiniz insanda var olduğunu düşündüğünüz iman geninin bundan bir farkı var mı? Benim kitapta bahsettiğim iman geni olayı ise bundan biraz daha farklı. Daha ağır planda geliyor. Ben orada çok korkarak o cümleleri yazdım ve söyledim. Fakat söylemem ve kayda geçmem gerekiyordu bunun o tarihte. Şimdi benim bahsettiğim
iman geni Hazreti Resulullah'ın hadislerinde açık seçik belli olan kişinin Said veya Şaki, mutlu veya mutsuz diye tanımlanması olayıyla alakalı. Evet. Bir kişi eğer böyle bir gene sahipse, bu gen onda, o kişide işlev görüyorsa, o kişi yapı olarak, ruh olarak ölüm ötesi yaşamda cennet diye tarif edilen boyuta geçer. Eğer bu gen o kişide açılmamışsa, gereken işlevi yapmıyorsa, bu kişinin cennet boyutuna geçmesi mümkün değildir. Ve bu dünyada daha sonra değişmez. Bu ana karnında belli olur diyor Resulullah. Evet. Efendim şimdi biraz şeytanın avukatlığını yapalım. Evet. İnanç hissi gelişmeyen insanların, inançsızların, hadi ateistler diyelim. Ateistlerin o zaman bu konuda onların da bir tezi oluşacaktır. Yani eğer böyle bir gen varsa bu neden herkeste yok? Yani inanç geni neden herkeste yok? Allah'ın varlığını tartışmak anlamında bu sorulabilecektir. İnananlar açısındansa madem böyle bir gene bağlı bizim inançlı olup olmamamız, yani dolayısıyla cennete girip gitmememiz, o zaman dünyada inançsız olmaktan ya da inancı zayıf olmaktan dolayı sorumlu tutulamayız gibi bir yaklaşım olabilir. Ne dersiniz? Şimdi ben bu soruların cevabını Akıl ve İman kitabında geniş olarak izah ettim. Burada kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi mesele Tanrı'ya inançla Hazreti Muhammed'in açıkladığı, Allah ismiyle açıkladığı, yani varlık diyelim, varlığa evet, inanç arasındaki farktır. Evet. Şimdi evrensel boyutlarda konuyu düşündüğümüz zaman Allah'ın varlığı meydana getiren ana kuvvetin bütün özelliklerini her bir birimde o birimin yapısına göre açığa çıkardığını müşahede ediyoruz. Yani yukarıda oturan bir tanrı bu cennetlik olsun, bu cehennemlik olsun diye böyle bir tasnifte bulunmuyor. O varlık kendi ilminin ve kudretinin gereğini birimlerde açığa çıkartıyor. Bu birimlerde açığa çıkartışı da kişinin, yani özellikle insanın beyninde genler yoluyla meydana geliyor. Şimdi Dr. Emmer'ın burada değindiği bilimsel bir olay var. Her düşünce ve hissedişimiz beyindeki bir aktivitenin sonucudur. Biz doğal yasalara tabiyiz. Bir torba içindeki kimyasal reaksiyonlarız diyor. Yani bizim yapımızda, bizde açığa çıkan her olay, istisnasız her olay beynimizdeki bir faaliyetin sonucudur. Evet. Beyindeki bütün bu faaliyetler de genlerin ve bunların oluşturduğu biyokimyasal reaksiyonların sonucudur. Şimdi biz var olurken böyle bir varoluş içinde meydana gelmişiz. Yani Allah ismiyle işaret edilen varlık yukarıda ötede bir tanrı değildir ki siz ona sorasınız, beni niye böyle yarattın da onu niye böyle yarattın? Böyle bir varlık yok. Allah zatı itibariyle insanların düşündüğü bütün kavramlardan münezzeh bir varlıktır. Ve insanın Allah kelimesiyle işaret edilen varlığı idrak etmesi mümkün değildir. Hazreti Ebu Bekir'in bir sözü var, Hazreti Muhammed'in en yakın arkadaşı. Diyor ki Allah'ı idrak ancak ve ancak idrak edilemeyeceğini idraktır diyor. Evet. Dolayısıyla biz o yüce zat hakkında hiçbir yorumda bulunamayız. Ama insanın varoluşu insanın ezelinde bellidir. Efendim siz... Pardon, bir şey belirteyim buyurun. Burada. Ezel kelimesini çok iyi anlamak lazım. Ezel fix bir zamansal veya mekansal yapı değildir. Evet. Her birimin ezeli kendine göredir. Kendi ezeli vardır. Evet. Her birimin. Efendim. Ayrıca dışarıda yukarıda bir ezel yoktur. Ebed de buna göredir. Sayın Hulusi, çok konuşmak istediğimiz bir konu daha var. Ona da kısaca değinmek istiyoruz. Son günlerde siz de Amerika'dasınız.
Bir Amerika'da araştırma daha var bildiğiniz gibi. Doğanın iyileştirici gücü konusunda araştırmalar yapılıyor. Ciddi bilimsel araştırmalar bunlar. Büyük bütçeler ayrılarak. Siz bu konuda ne diyeceksiniz efendim? Doğanın gücü konusunda neler söyleyeceksiniz? Şimdi sizin kitaplarınızda bu da yer alıyor çünkü. Dua ve Zikir isimli kitabımda ben doğanın ne biçim bir işlev gördüğünü yazdım 90'lı yıllarda. Şimdi insan beyninin yaydığı dalgalar var. Bu dalgalar yönlendirilmiş dalgalar da olabiliyor, yaygın dalgalar da olabiliyor. İnsan beyninin yaydığı yönlendirilmiş dalgalar Allah'ın yaratıcılık kudretinin insanda açığa çıkmasıyla tesirini meydana getiriyor ve dua edilen konuda o duayı yani yönlendirmeyi yapan kişinin beyin gücüne ve kapasitesine göre o işi oluşturuyor. Dolayısıyla dua insanın en büyük silahıdır ve beyin gücü kapasitesine göre Allah'ın yaratıcılık sıfatını aşikare çıkarmasıdır. Benim evet. anladığım kadarıyla. Bunu nasıl olduğunu Dua ve Zikir kitabında ben geniş bir şekilde anlattım. Dua nedir ve nasıl meydana geliyor diye. Dolayısıyla şimdi bugün bu konular incelenmeye başladı ve açığa çıkan her bilimsel bulgu benim yıllar evvel kitaplarımda yazdığım konuları teyit eder mahiyette gelişiyor. Ve bunun için de Allah'a şükürden başka söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Efendim gerçekten ilginç görüşlerinizi aktardığınız Dua ve Zikir kitabında ilginç bir de konu var yine benim de dikkatimi çeken dua ve kader ilişkisi. Bu konuda da bir şeyler söyler misiniz? Yani kaza, kader konularında ilginç yaklaşımlarınız vardı. Dua kaderi şimdi, etkiler mi? Evet, dua kaderdendir. Yani kader dediğimiz şey nedir? Kişinin yaratılırken, yani var olurken, daha ana rahmindeyken kendisinde işleve giren, göreve giren genlerin açığa çıkmasıdır. Bu genlerin kendisinde açığa çıkması bir diğer ifadeyle Allah'ın isimleriyle işaret edilen kuvvetlerin açığa çıkmasıdır. Evet. Şimdi bir kişi eğer bu genler ona kolaylaştırmışsa, yani Hazreti Resulullah'ın ifadesiyle kişiye kolaylaştırılmışsa o kişi dua eder ve duasının neticesinde de o şey oluşur ve bu da neticede kaderdendir. Evet. Yani kadere karşı bir davranış söz konusu değildir. Kaderi onun el verdiği içindir ki o kişi o duayı eder ve o netice oluşur. Eğer siz dua edebiliyorsanız bunu yapabildiğiniz kadar çok yapın. Size bu kolaylaştırılmıştır. Allah'ın bir takdiri, lütfu, inayetidir. Şimdi kader değiştirilemez diyoruz Sayın Hulusi. Ancak dua da kaderdendir diyoruz. Evet. Değil mi? Kaza da kaderdendir. Evet. Tedbir peki kaderden midir? Efendim? Tedbir kaderden midir? Tedbir almak? Tedbir almak da kaderdendir. Kesinlikle sizin yaratılışınızda size o konu kolaylaştırılmışsa siz her türlü tedbiri alırsınız ve o tedbirin sonuçlarında yaşarsınız. Burada yapılacak olan şey şudur. Edebildiğiniz kadar dua edin, alabildiğiniz kadar tedbir alın. Bütün bu aldığınız tedbirler ve dualar hepsi kaderin size sağladığı kolaylıklarladır ve bunu olabildiğince değerlendirmek gerekir. Yani yanlış anlamamak için soruyorum efendim. Birazcık da cahilane soruyorum. Estağfurullah. Beni affedin. Estağfurullah. Bir kaderim var. Bu kader değiştirilemeyecek. Örneğin bir kaza geçireceğim. Bu kader değiştirilemeyecek. Ama ben bu kaderi duayla değiştirebilirim. Çünkü aslında kader çizgisi içinde o kaza yok. Çok kafam karıştı efendim. Birazcık anlatır mısınız? Elbette. Şimdi bakın kader konusunu biraz daha farklı anlamak lazım. Evet. Kader dediğimiz zaman yukarıda birisi aldı, tıpkı bir filmin senaryosu gibi kişinin senaryosunu yazdı diye anlamak yanlıştır. Böyle bir olay yok. Evet. Yukarıda birisi insanın senaryosunu yazmadı. Evet. İnsanın oluşumunda daha ana rahminde belli özellikler genetik
düzenlemeyle meydana geliyor. Bu genetik düzenlemenin sonuçları kişinin yaşamında hangi olaylar karşısında ne tür reaksiyonlar verebileceğini kolaylaştırıyor. Evet. İşte kader dendiği zaman esas o kişinin yaratılış anında, varoluş anında, yani o kişinin ezelinde onda açığa çıkan özelliklerin ona neleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı konusudur. Yoksa falanca yerde, falanca tarihte bu falanca olayla karşılaşacak gibi bir yazılım veya evet, yazım mekanı söz konusu değildir. Evet. Burada bir başka olay söz konusu olabilir, sorulabilir. Peki çeşitli kişiler, çeşitli kişilerin başına gelecek olayları bazen görebiliyor veya bildirebiliyor. Bu nasıl oluyor? Evet. Gibi bir sual sorulabilir. Bu uygulama alanıyla alakalı bir olaydır ve bu çok boyutsal derinliği olan bir konu. Yani ben bu konuya şu anda girmek istemiyorum. Evet, Sayın çünkü Hulusi, saatler alacaktır. Sayın Hulusi, hani, insan öyle hissediyor ki sizinle bilimden konuşabiliriz, dinden konuşabiliriz, sanattan konuşabiliriz ve tabii ki bu kadar kısa bir sürede sizin de bahsettiğiniz gibi çoğu konuyu işlemek de mümkün olmayacak. Eğer lütfederseniz bundan sonra yine programlarımıza sizi zaman zaman böyle konularda konuk olarak almak isteriz. Ben burada sizin eserlerinizdeki bir yazıyla programı kapatmak istiyorum. Diyorsunuz ki tüm eserlerimiz gibi bu kitabında telif hakkı yoktur. Orijinaline sadık kalmak kaydıyla herkes tarafından basılıp çoğaltılır, yayınlanır, tercüme edilebilir. Allah ilminin karşılığı alınmaz diyorsunuz. Biz de sizden kopya çekiyoruz. Bu sohbetin de telifi yoktur. İsteyen istediği şekilde bu sohbette kullanabilir. Çok teşekkürler Sayın Hulusi.